Şimdi senin dediğin yerden birazdan Büşra bir canlı yayın gerçekleştirecek. Zeynep, eve gittiğiniz ilk buradan ayrıldınız ve beraber kaçarcasına Isparta'ya gittiniz. Isparta'ya gitmek kimin fikri? Mustafa'nın. Neden buradan ayrılmak istedi, kaçmak istedi? Bana avukatlar çık yayından diyor dedi, o yüzden. O zaman peki 4 tane avukatı ona kim tuttu? Yok, o 2 tane avukat var. 4 tane değil. Niye 4 tane var diyor? Kim dedi onu? Mustafa dedi. Onu bilmiyorum. 2 tane avukat var. İkisi de Isparta'da. İkisi de Isparta'da. Bu maddi desteği kim verdi Mustafa'ya? Kim tuttu avukatları? O avukat kendisi aradı. Sosyal Buradayken medyadan aradı. gördü. Ha, orada yayınları takip ediyoruz biz dedi. Tamam, onunla ilgili de O aradı. söyleyeceklerim var ama şimdi bekliyorum. Onunla ilgili söyleyeceklerim, kulağıma gelen iddiaları, ihbarları da söyleyeceğim. Şimdi eve gittiğinizde Mustafa evden çıktı mı hiç? Çıkmadı. Hep evde miydi? Niye çıkmadı evden? Çıkmadı, bilmiyorum. Çıkmak istemedi. Isparta'da da kaldık biz. Ne yapıyordu peki evde? Oturuyordu, telefonla oynuyordu. TikTok'lara, yorumlara bakıyordu hep. Kimle görüşüyordu? Hiç görüştüğü insanlar oldu mu? İşte o Ömer dayıoğlusu var, onunla konuşuyordu. Bir de o Başka? koyunları sattığı adamla konuşuyordu. Görüşmeleri senin telefonundan mı yapıyordu, kendi Yok, telefonundan kendi mı yapıyordu? telefonundan. Senin Bir iki telefonundan sefer benim yaptı. telefonla da aramış, bunu komutan da söyledi bana. Evet. O zaman dedim hani kontürü yoktu, bu koyunları sattığı adamı aramıştı. Para için. Bazı özel görüşmeleri kendi telefonu dinlendiğini düşündüğü için senin telefonundan yaptı mı? Onu bilmiyorum. İşte o sade ben kimle konuşuyorsun? Benim hatta ben dedim ki benim telefonumdan dedim yabancı insanları arama dedim. Onlar sonra bana geri dönüyorlar dedim. Yok dedi benim arkadaş dedi. Zeynep, Mustafa Şükür'e zarar verdi mi sence? Valla hiç düşünmek bile istemiyorum. Verdi mi vermedi mi sence? Valla o konuda hiçbir şey Ne Hayır da demiyorsun. He? Hayır da demiyorsun. Yok, hayır da demiyorum, evet de demiyorum. Bilmiyorum, tam ortadayım yani. Neden ortadasın? Düşünemiyorum yani, böyle bir insanı, çocuğuna bir insan nasıl zarar verir? Kızının fotoğrafı yerde üzerine basıyor. Sürekli agresif Çocuklar da çocuklarına gelip lanlı gidiyor. lunlu konuşuyor. Sence seviyor muydu oğullarını Mustafa? Yok, bana pek gelmiyor. Sevgi şeyi yok onlara karşı. Çocuklarını son dönemde neden tetikçi gibi kullanmaya başladı Yasin özellikle? Ya işte bu hani gelme dedikçe Büşra filan evin önüne geliyorlar ya. Onları yani muhabirlerimizin üzerinde Yasin'i salan kim? Mustafa mı? Mustafa çık şunları gönder diyordu. Yasin onu dinliyordu. Yasin'in Ya. nesini biliyordu? Hangi sırrını biliyordu? Kim? Yasin'in sırrını biliyor ki çocuğu avucunun içinde oynatıyordu yani. Yok, bu Isparta'da bir herhalde bir kavgaya filan karışmış. Onun bir şeyine gitmişti. Onu bilmiyorum valla. O bana öyle söyledi. Neyse, onun zamanı gelince uygun bir şekilde açıklayacağız inşallah. Kızına zarar verdiğinizi nereye görmüştür? Vallahi hiç fikrim şey yok öyle bir şey. Evini yani düşünüyorum, o evin oralara gömemez. Neden? Oralar çünkü yani yazın çok insan kaynıyor o ara, o sıralar. Şubat ayı ama yazın değil, olay Şubat ayında gerçekleşiyor. Oradan arabalar bile, çoluk çocuk çok geçiyor. Şu anda bile motorlarından geçiyorlar. Gece peki önceden hazırlık yaptı. Orada bir yerde, çünkü sanki define varmış gibi bir yerde kazı yaptı. Onu bilmiyorum, onu Lahit hiç bana gibi. söylemedi. Haberin yok mu Yok, ondan? ondan şimdi burada öğrendim. Evet, orada lahit varmış gibi böyle şey, bir define varmış gibi kazı yaptırdı. Sonra arkasından bir bölümünü kapattı. Sonra arkasından tamamen kapattığını Büşra bize açıkladı, söyledi. Ha işte onu burada duydum. Ben hiç bu zamana kadar duymadım onu. Kendisi de söylemedi bana. Sen hiç Şükür'le ilgili sorular sormadın mı Mustafa'ya beraber? Soruyorum. Ne diyordu sana? Kız hani kim ne yaptı, ne yaptınız, senin bilgin ne? Senin hani parmağın var mı diyordum bu işte diyordum. Yemin ediyordu, yok diyordu. Ben kızımı öldürmüş olsaydım Fatma'yı da öldürdüm diyordu. Ya beraber bir şey Hep bunu yaptılarsa işte. söylüyor. O zaman demek ki ikisi beraber O zaman yaptılar. iki cinayetle birlikte suçlanacak. Ben ona dedim, sen dedim hadi Fatma'yı da öldürdün dedim. Kızına bir şey yaptığını Fatma öğrendi dedim. Onu da öldürdün dedim. İki cinayeti nasıl açıklayacaktın dedim. Kocaya nasıl olsa kızı dedi kocaya kaçtı dedi Fatma dedi. Ben de o koca bulmuş gitmiş derdim dedi. Fatma'dan işine. Ama ona işbirliği yapan biri var. Yani orada şey var, Fatma var. Bu kez ikisininle beraber ona işbirliği yapacak ya babası ya annesi olabilir. Müşra hazır mı arkadaşlar? Vallahi işte bilmiyorum ama Tamam. ikisi aynı. İkisi biliyor gerçeği. Artık açıklasınlar. Müşra'yı bir görebilir miyim lütfen? Müşra. Müşra yönlendirirsin, tamam, seni duyuyor şu anda. Dedem Hanım biz şimdi... Ha, arabayı kameraman arkadaşımız kullanıyor.
Büşra da çekiyor. Sen şimdi yönlendirirsen gidecek. Ben kullanıyorum. Ha, Büşra kullanıyor. Araçla. Ha, duyuyor musun? Evet. Ha, tamam. Şimdi evet, yönlendir. Zeynep yönlendir. Tabii devam duyuyorum. Etsin. Sizi araçla ilerliyorum. Devam etsin diyor. Evden ne kadar uzaksın? Evden ne kadar uzaksın Büşra? Sadece şu köşeyi döndükten sonra ya. Köşeyi döndükten sonra. Şu an evin sonra. Hemen yanındayım ben. Tamam köşeyi evin yanında. Tamam köşeyi döndükten sonra diyor. Devam etsin mi araba? Gitsin gitsin. Sen yönlendir ben sustum. Büşra sen... devam et sen Büşra. Tamam gidiyorum. Tamam. Buraya tamam, kadar yürüdünüz ilerliyorum. Mi? Yürüdük. Aa, bayağı yürümüşsünüz. Bayağı orayı da geçtik. Ha, devam geçin. Göbeği de geçtik. Canlıyı görelim arkadaşlar devam edelim. Görüntü mü dondu? Yani bayağı bir evden uzaklaştık. Kaç dakika yürüdünüz? Yok. 10-15 dakika yürüdük. Sanki daha uzağa gitmişsiniz gibi. Sanki çok daha yani evin yukarısına çıkıp şeye doğru gitmişsiniz. O göbeği bayağı bir geçtik çünkü. Tamam. Drone'la görüntü. Devam edelim. Buralara geçiyor muyuz Zeynep? Dedim ama burası bizim drone'la görüntü çektiğimizde birinci yol olarak tabiremiz yer. Ha orası ikiye ayrılıyor dediniz. Birinci yol değil mi burası? İlerliyoruz buradan. Devam etsin mi Zeynep? Burası birinci yol. Mustafa Erdem'in evinden ilerlediğinizde. Bekle bir dakika bekle. Yavaş git. Hayvanlarını da genelde bu tarafta da otlatıyor. Tamam. Zeynep devam edelim mi? Pardon. Devam etsin. Bak Zeynep devam etsin diyor. Arabayı Büşra kullanıyor. Kameraman arkadaşım da çekiyor. Ediyoruz. O tamam. Şeyi biliyor zaten. Analı kızı evinin olduğunu sağ biliyor. Sağ tarafta Mustafa Erdem'in evinden sonraki... Analı kızlı var o ya. O geride kaldı. O az geri gel Büşra. Büşra biraz geri geliyorsun. Büşra geri gel geri. Dikkat et arabalarda varsa tamam. Geri tamam. Gel. Hemen geliyorum. Tamam. Burada ne var ki? Bu nereye doğru? Yukarı dağa doğru derken sola mı sağa mı götürüyor seni? Sağa dedi bana. Tamam geri geldik. Burası. Gel gel Büşra geri gel. Geri şimdi gel. Biz evin oradan ilerliyoruz. Tamam geri geliyorsun tamam. Yani komşu Halil'in evine doğru değil Zeynep, diğer tarafa dağa doğru gidiyoruz. Dağa değil doğru o mu? Şeyin oraya doğru, analı kızlının durduğu yer var ya Büşra. Evin arkasından geçiyorsun ya. Duydun mu Büşra, anladın mı canım? Bir saniye. Sen bir de burada anlayamadım dur. Nereyi bir dakika, söylediğini. Sen burada dur bir dakika, bir şey dilerim. Merak edeceğim. Burada bir yolu tam ortalar mısın? Kameraman yolu ortalasın. Ben bir şey merak ediyorum. Hem solu hem sağa görelim. Şu anda sen arabayı bir şey yaptın park ediyor. Ortada dur. Tam dur böyle bir dakika. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sol tarafı mı ya? Bana göre sol, izleyicilere göre sağ. Benim ağaçları... sağ tarafım. Ağaçlar değil, sağ tarafım benim. Şu tarafa doğru. Yani bu dağa doğru. Tarafım, benim sağım oluyor orası. Ha. O tarafa doğru gittiniz yani. O tarafa çıkalım dedi. Ben izin vermedim. Hani bu saat dedim ben korkarım oralardan dedim. Çıkmadım ben. Ağaçların olduğu taraf ağaçlar değil. Ağaçlar değil, öbür diğer taraf. Taraf daha doğru işte. Hı-hı. Bu şey kırsal taraf. Diğer benim... taraf. Diğer tarafı gösterin. İnsin arabadan kameraman arkadaş. İnsin. Ya bir de orayı niye sen çıkacaksın? Nereye gideceksiniz oraya? İşte oradan ağrı gezerek evin oraya geçelim arkadaşlar, dedi. Arkadaşlar anladınız değil mi? Ağaçların olduğu taraf değil. Diğer tarafı gösterecek. Ha burası buradan yukarı. Heh anladı. Tamam. Buradan Allah Allah. Buradan yukarı gidip ne yapacaksınız? Neresi burası? İşte onu bilmiyorum. O tam o evin oradan çıktığın zaman evin oraya gidiyormuş orası. Gecenin vakti bence de tehlikeli. İşte ben o yüzden korktum mu çıkmadım. Hemen geri döndüm zaten. Bu ağaçların olduğu taraf değil. Diğer taraf arkadaşlar. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Anladık. Orayı da gördük. Tamam teşekkürler. Teşekkürler. Yani şimdi çok ilginç bir yere seni götürmüş bir gün önce. O gün akşam cuma akşamıydı. Cuma akşamıydı zaten o. Ya, gözaltına alınmadan bir önceki gün zaten. Hatta ya evin oraya geldik. Yasin de dışarı çıkmıştı. Hı hı. Ne yapıyorsunuz dedi. Geziyoruz dedi. Gezmeye çıktık dedi babası da. Peki Tahsin'in evine seni nasıl götürdü? Tahsin'in evine. Dede Tahsin'in evine. Ya bir tane televizyon vardı. Mustafa'nın kullanmadığı. Daha da kullanıyormuş önceden. Hı. Plazma televizyon. Evet. Onu dedi götürelim takalım dedi. Hem de bir bakalım bir çay içelim gelelim dedi. Barışmak istedi yani. O öyle söyledi. Gittik hiç el öpme falan yok. Direkt oturdu evin içine zaten. Girdi televizyonu taktı oturdu. Peki babası ne yaptı? Annesi hiçbir ne yaptı? Hiçbir şey. Kapıyı açtı hoş geldiniz dedi. Normalde Yasin işte oraları yakarız makarız diyordu. Tehdit ediyordu. Bunlar korkuyorlardı. Annesi ne yaptı peki? Hiçbir şey yapmadı. Hoş geldiniz dedi. Güldü. Hoş geldiniz dedi. Ben sadece annesinin elini öptüm. Babaanne Türkan. Ha, hoş geldiniz ondan, diyor. Hoş geldin dedi. Ne kadar iyi ettin falan mı dediler şükür öldürdün diye? Yok öyle bir şey demediler de. Ya, o elini öpmedi zaten o. İkisinin de elini öpmedi o.
İkisinin elini öpmedi. Öpmedi o. Vay arkadaş. Ben sadece Türkan'a hani onu öptüm sadece. Hani iki defa gittiğim için ayıp olmasın diye. O hiç öpmedi. Televizyonu taktı, oturdu. Peki.